Ahir zamanda gerçekleşen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri 1. bölüm. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir, bir dizdeki boncukların ard arda kopması gibi. Gerçekten de Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte 30 yıl içinde söz konusu alametler bir dizdeki boncuklar gibi arka arkaya zuhur etmeye başlamıştır. Yüzlerce alametin arka arkaya belli bir zaman dilimi içinde gerçekleşmesi 1400 yıldır ilk defa olmuştur. Fırat'ın suyunun kesilmesi. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Fırat'ın yatağı ilk kez kuruyor. Fırat tarihinde ilk ve son defa 3 gün akmayacak. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban Barajı Fırat'ın akışını kesmiş. Böylece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmiştir. Fırat Nehri'nin altın bir dağ üzerinden açılması yakındır. İnsanlar bunu işitince ona yürüyecekler ve onun yanında bulunan insanlar bundan bir şey alınmasına müsaade edersek bunun hepsi götürülür diyecektir. Müteahhiben onun için harp edecekler ve her 100 kişiden 99'u öldürülecek. Yapılan baraj sayesinde elektriğin üretilmesi, toplanan suyun arazide kullanılarak toprağın veriminin artması ve ulaşım kolaylığının sağlanması gibi sebeplerle buradaki topraklar altın gibi kıymetli hale gelmiştir. Baraj, betondan dev bir dağı andırmaktadır. Ayrıca hadiste her 100 kişiden 99'u öldürülecek ifadesiyle bölgede yaşanacak terör olaylarına da işaret vardır. İran-Irak Savaşı. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. İran Şahı'na karşı olan ilk ayaklanma, hadisteki gibi 5 Şevval 1398, 8 Eylül 1976'da olmuştur. İran'da ordu halkı topa tuttu. Hicri 1400 Zilhicce, 1980 Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştır. Irak uçakları İran'ı bombalıyor. 21 Ekim 1980. Bir başka hadiste de bu savaşın ayrıntıları şöyle tarif edilir. Faris yönünden gelecek olan bir kavimdir ki şöyle diyecekler. Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçtınız. Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır. Bir gün onlara ve bir günde sizlere verilsin. Ve karşılıklı sözler tutulsun. Onlar Mutık'a çıkacaklar. Müslümanlar oradan aşağı yazıya inecekler. Müşrikler öbür yandaki Rakabe denilen bir simsiyah olan nehrin kenarına duracaklar. Aralarında savaş olacak. Her iki ordudan Allah zaferi kaldıracak. Faris yönünden gelecek olan, yani İran tarafından gelecek olan. Yazıya inecekler. Yani ovalık, Irak ovası. Mutık, yani yöredeki bir dağın adı. Rakabe, petrol kuyularının çok olduğu bölge. Allah her iki ordudan zaferi kaldıracak. İran-Irak savaşı 8 yıl sürmüş ve binlerce kayıp verilmesine rağmen iki tarafta kesin bir üstünlük sağlayamamıştır. Afganistan'ın işgali. Tam hadiste belirtildiği şekilde Rusların Afganistan'ı işgali 1979 yılı Hicri 1400 yılına denk gelmektedir. Talikan'a Afganistan'a yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zaman Mehdi'sinin yardımcılarıdır. Sovyetler Afganistan'ı ele geçirdi. 29 Aralık 1979. Afganistan'da darbe oldu, devlet başkanı öldürüldü. 28 Aralık 1979. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları. Hicri 1400 içinde 1981 ve 1982 yıllarında arka arkaya ve tam Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Bu hadiste bildirilen bir alamettir. Mehdi için iki alamet vardır ki bunun birincisi Ramazan'ın birinci gecesi ayın, ikincisi de ortasında güneşin tutulmasıdır. Kabe baskını ve Kabe'de kan akıtılması. Kabe baskını da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında, yani Hicri 1400 yılının ilk gününde
1 Muharrem 1400, 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Kabe'yi bastılar. 22 Kasım 1979. Kabe'de silahlı saldırı. 22 Kasım 1979. Onun Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağı yıl, insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler. Sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak. Hacılar soyulacak, kanlar Akabe cemresinin üzerine akacak. Mekke işgal edildi. 21 Kasım 1979. Mekke'deki Mescid-ül Haram işgal edildi. 22 Kasım 1979. Kutsal Mekke Camii basıldı, namaz kılanlar rehin alındı. Tozlu dumanlı bir fitne. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. New York toz duman. Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Bağdat alev alev. Bağdat yanıyor. Bir ordunun çölde kaybolması. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun cumhuriyet muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin kişilik askeri dikkat çekici bir şekilde kaybolmuştur. Bir ordu savaş için gelir, çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Muhafızlara ne oldu? Saddam cuntası kayıp. Saddam da yok, adamları da. Saddam'ın ordusu nereye kayboldu? Kufe Mescidi'nin kubbesinin yıkılması. 1400 yıldır sapasağlam duran Kufe Mescidi'nin kubbesi, Hicri 1400'lere gelindiğinde, tam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur devrinde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şekilde yıkılmıştır. Ona, Hazreti Mehdi Aleyhisselam ne zaman çıkacak diye sordum. O dedi ki, Irak'ın Anbar ilinde Fırat ile Şiraz ve Dicle kıyısında ordular gördüğünde, Kufe'nin kubbesi yıkıldığında, Kufe'de bazı evler yandığında, tüm bunları gördüğüm zaman Allah dileğini, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu hakikaten gerçekleştirecektir. Hiç kimse Allah'ın emrini engelleyemez ve hiç kimse onun hükmünü değiştiremez. Haresta'da çatışmalar olması. Şam diyarının merkezinde Haresta diye isimlendirilen köy helak edilinceye kadar Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur etmez. Şam'ın Haresta bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Tüm bu alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından itibaren ard arda ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.